Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını siyretlerini örgençliğe devam etmemiz. O'tgan darsimizda Yamanga nasroniy dinini kirib kelishi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimiz Yamanga Habashlarning kirib kelishi haqida bo'ladi. Zunos Yaman ahlidan nasroniy diniga kirganlardan 20 mingtasini chohlarni, hududlarni qazib, ularni hammasini kuydirib halok qildi. Mana shu 20 ming kishidan bir kishi omon qoldi. Davs Zusa Araban isimli kişi kaçıp omonlikka yetdi. U qutulib qolganidan keyin özünü birodarlarini mana shunday qatl qilganligi uchun Zunovasdan qasos olishlik yo'llari haqida fikr qilar edi. Qanday qilib Zunovasdan qasos olishligi mumkin? Yolg'iz inson. Uni aqli Qaysarning oldiga borishlikka yo'l ko'rsatdi. Qaysar dunyodagi eng katta podshohning bittasi. U ham nasroniy dinida. Uzoq masofa yo'l bosdi. Qaysarni oldiga yetib keldi. Mana Rumdi podshohlarini Qaysar deb atashardi. Mana olgan darslarimizda aytganmiz. Davs Zusalaban Qaysarni oldiga bordi. Uning diniga, nasroniy diniga kirgan 20 ming kishini Zunovas qanday qatl qilganligini aytib berdi. Qaysar dindor odam edi. Juda bir qattiq g'azablandi. So'ngra Davs Zusalabanga qarab turib, biz bilan Yaman oramizda katta masofa bor. Biz o'zimiz bora olmaymiz yordam bergan. Lekin men senga yo'l ko'rsataman. Habashtonga borasan, Habashtonning podshohi Najoshiga men xat yozib beraman. U senga yordam beradi. U ham nasroniy dinidadi. Habashton mana hozirgi kundagi Efiopiya musulmonlarni birinchi hijrat qilgan joy ham Habashton bo'ladi. Qaysar Davs Zusalabanga elchilarni qo'shib Najoshiga yubordi. Maktubida Davs Zusalabanga yordam ber degan so'z bor edi. Najoshini oldiga u yetib bordi. Xatni Najoshi o'qidi hamda Zunovasni qilgan ishdan qattiq bir g'azab qildi, achchig'i keldida Yamanga yurishlik uchun 70 ming askarni tayyorladi. Hali Arab jazirasi bunchalik katta qo'shinni ko'rgan emas edi. Najoshi bu 70 ming qo'shinini boshlig'i qilib Ariyoz ismli kishini tayinladi. Ariyoz bu qo'shinning qo'mondoni edi. Endi ana shu katta qo'mondonlarning orasida Abroha ismli kishi ham bor edi. Bu qo'shin Qizil dengizni kesib o'tib, Habashlarni Yamanga olib keldi. Mana Habashlar kelishdi. Zunovas boshliq Yaman askari bilan Ariyoz boshliq Habashlar askari o'rtasida jang bo'ldi. Jang qattiq bo'ldi, Habashlar yengdi. Zunovas mag'lub bo'lib, asir tushligidan qo'rqib qochdi, dengizga qarab suzib bordi, cho'kib ketguncha suzib bordi. Ya'ni dushmanlarimning qo'lida o'lmayman degan ma'noli qilib o'zini o'zi qatl qildi. Habashlar yengandan keyin Yamanga hokimlikni ustiga mana Ariyoz kelib o'tirdi. Ariyoz hokim bo'lganidan keyin u yamanliklarga ham, o'zi bilan birga kelgan Habashlarga ham zulm qilishni boshladi. Aytamiz u odamni kimligi qo'l ostidagi kishilar bilan qilgan muomalasidan bilinadi kimligi. Xotini bilan, bola chaqasi bilan, qo'lidagi shagati bilan yoki qo'lidagi ishchisi bilan. Ungacha puli ko'paganda ham odamni kimligi ko'pam bilinolmaydi. Amaldor bo'lgandan keyin bilinadi. Xo'jayin bo'lib qoladimiz u. Ariyoz mana shunday bir hokim bo'lganidan keyin zulm qilishni boshladi. Habashlar ham norozi undan, Yamanliklar ham norozi. Abroha Ariyozni qilayotgan ishdan norozi bo'lgan boshqa odamlarni o'zining atrofida jamladi-da qo'shinni ikkiga bo'ldi, Ariyozga qarshi qo'shin bilan chiqdi. Endi Yamanga kelgan Habash qo'shin ikkiga bo'linib, bir-biri bilan urushlik arafasida turibdi. Ikkala qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganida Abroha Ariyozga odam jo'natdi. Qurollaringni qo'yib kel, yolg'iz uchrashamiz. Ariyoz keldi, Abroha ikkovi qurolsiz gaplashyapti. Abroha aytdi, ey Ariyoz, hozir ikkalamiz urushsak, Habashlarni Habashlar o'ldiradi. Quvvatimizni ketkizib, askarlarimizni adadini ozaytirsak, Yamanliklar o'zlari yana hukmga qaytib oladi. Ariyoz nimani taklif qilasan bo'lmasa dedi, ikkita qo'shinni urushtirmaylikda Habashlarni ikkalamiz urushaylik.
Kim yengisi şu Yaman'a hakimlik kılar dedi. Aryoz bu taklif makul oldu. Yerde ikkita qo'shin o'rniga ikkita odam jang qilishni boshladi. Uzoq jang qilishdi. Xulosasi shuki, Aryoz bir qattiq qilish bilan zarba urganida Abroxona burnini kesib yuzini tilib tashladi. Tirtiq bo'lib qoldi. Burni kesildi, yuzi shilindi, lekin bu zarba bilan yiqilmadi-da, paytini poylab turib qaytarib unga javob berdi, qilishidan urdi, Aryozni qatl qildi. Burni kesilgan, yuzi tirtiq bo'lib qolgan Abroxa endi Yamanga hokim bo'lib qoldi. Mana Fil surasida kelgan Abroxani taxtga o'tirishligi Yamanda taxtiga mana shunday bo'lgan. Abroha ashram degani ana shu yuzi tirtiq Abroha degan ma'no bo'ladi. Yamanga jo'natilgan Habash qo'shini ikkiga bo'linib, biri ikkinchisiga qarshi turganligidan hamda uni Yamanga voliy qilib jo'natgan Aryozni Abroha qatl qilganligidan xabar topgan Najoshi juda bir qattiq g'azablandi. G'azablanib, Yamanga o'zim askarim bilan boraman. Allohga qasam, Yaman tuprog'ini bosaman oyog'im bilan. Hamda Abrohani mana shu qilgan ish uchun jazolab, uni xor qilgan ma'noda sochini olib tashlayman dedi. Sochini qirib tashlashlik uni xor qilishlik ma'nosini bildirardi. Allohdan olmay qasam ichdi. Abroha bundan xabar topdi, Najoshidan qo'rqdi. Chunki Najoshiga qarshi turishlikka uni quvvati ham yo'q edi. Odamlar itoat ham qilmas edi unga. Chunki podshoh Najoshi Habashlarning podshohi. Nima qildi? O'zi sochini olib tashladi. Sochini bir xaltaga solib, Yamandan bir siqim tuproqni olib xaltaga solib, Najoshiga jo'natdi. Ey Najoshi, seni qasamingni men oqladim. Mana Yamanda tuprog'ini bos, mana sochim olindi dedi. Men senga itoatdaman, men senga tobiyman, seni hukmingga ostaman. Aryoz bizga zulm qilgandan keyin shu ishni qildim dedi. Najoshi uni qilgan ishdan rozi bo'ldi. Endi borishda nima kerak bor? Qasam oqlandi, sochi olindi. Abroha xor bo'ldi. Abrohani Yamanga hokim bo'lishligiga Najoshi rozi bo'ldi. Shu bilan ish tugadi, lekin Abroha Najoshini g'azabidan qo'rqib, uni muhabbatini yana ham yaxshiroq qozonay degan maqsadda Yamanda katta bir kanisa qurishlikka amr qildi. Kanisa bu cherkov. Uni ismi Qulaysi. Kanisa tutganidan keyin Najoshiga Abroha maktub yozib aytdiki, "Ey Najoshi, men seni hurmating uchun katta bir kanisa qurdim va seni hurmating ziyoda bo'lishi uchun butun arab qabilalarini kanisaga kelib, Qulaysga kelib haj qilishliklarini, ziyorat qilishliklarini buyuriyman" dedi. Haqiqatan kanisa tutdi. Habashlarning qo'shiniga hech qaysi arab qabilalarining kuchi yetmas edi. Kuchli qo'shini bor edi. Butun arab qabilalarga buyruq qildi, hammang kelib Qulaysni ziyorat qildi. Arab qabilalarga bu xabar tarqar ekan, arablarning orasidan Ahli Nasi degan bir qabilaga ham yetib bordi. Ahli Nasi kimlar bular? Ahli Nasi bu arablarni orasida o'ziga bir xos hurmati, boshqalardan ajratiladigan bir sifati bor edi. Afzalligi shu ediki, urush qilishlik harom bo'lgan oylarni orqaga surishlik Ahli Nasida haqida belgilab qo'ygan arab qabilalar. Agar ular mana shu oyda urush qilishlik harom bo'lgan oyda urush qilsa bo'laradi desa, ularni haqqi edi. Bu Ahli Nasi nihoyatda bir Ka'batullohni hurmat qiladigan, Ka'bani buyuk sanaydigan qavmlardan edi. Endi Abrohani hukm etib keldi. Ahli Nasilardan bittasi eshitib, "Ha, bu nima? Qulaysini Baytullohga tenglashtirmoqchimi?" dedi-da, borib ana shu Qulays kanisasining ichiga kirdi. Kirib qazoi hojat qildi. Ana shu hojatdan olib devorlarga surtib kanisaning iflosini chiqarib tashladi. Mana Ahli Nasilarni kimligi haqida. Arablar Ibrohim alayhissalom dini deydi, shariati deydi. Yillar o'tishligi bilan zamonlar o'tib, ilm ko'tarib, olimlar yo'q bo'lib ketganidan keyin Ibrohim alayhissalom shariati yo'q bo'lib ketdi. Faqat ba'zi bir asarlari qoldi. Ka'bani ulug'lashlik, Arafotda turishlik, sa'y qilishlik va harom oylarda urush qilishlik harom bo'lgan oylarni hurmat qilardi. Bu oylar to'rtta edi. Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Astaydu billah inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Albatta Allohning nazdida oylarning sanog'i Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunida belgilab qo'yilgandek 12 oydir. 12 oy 1 yil deyapti Alloh taolo. Ulardan 4-ti urush harom qilingan oylardir. Mana Rajab alohida keladi, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram birin-ketin keladi. 4 oy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Arab jazirasiga qanday bir xotirjamlikni, tartib intizom olib kelganligini bilishligimiz uchun arablarni payg'ambarimizgacha bo'lgan holidan xabardor bo'lishimiz kerak. Ine bilamiz nimani olib kelgan payg'ambarimiz. Arablar bir-biriga doimiy suratda qabilalar hujum qilib urush qilib turishardi. Tirishchiligi urush bilan edi. Yani bir kabile ikinci kabileye hücum kılıp durup onu yiyense hatun bola çakasını mal-ı mülkünü alıp geledi, boy boluşu oladı. Demek yani bir tek kabileye bari uruş kıladı, bari buradan tartıp geledi. Öz ora, bana şöyle bir başbadaklık havzada yaşarır. Uruş kımazsan 3 ay yaşarsın ki ular ki? Kıyın idi. Bana ettik Recep Allah'a da geledi, bir ay sabır kılışadı. Çıkışlı gibi Recep, canlı kılışı, tırışılık geliş oradı. Endi 3 oy payderpay kelgan paytda 90 gün sabr qilish qiyin edi. Shuning uchun ahli nasiy aytardi boyaga aytgan kishilarimiz Zulqa'da harom, Zulhijja harom, endi Muharram keladi. Endi Safar keldi deyil desa, Safar bilan Muharram uni almashtirishardi. O'zi asli bular kofir. Urush qilishlik harom bo'lgan oylarda urush qilish halol deb kofirligini yana ziyoda qilardi bular. Nasiya degani kechki surish, otga surish degan ma'no bildiradi. Arablar tarixi davomida 5 marta mana shunday bir Ashhurul Hurumda jang qilishgan. Fujor urushi deyiladi bu urush. Urush qilish harom oylarda qilingan jang fujor urushi deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu 5-inchi fujor urushida qatnashgan. Xavozin qabilasi Makkaga hujum qilgan paytda makkaliklar o'zlarini himoya qilgan. Bunaqa holatda hujum qilish mumkin emas bu oyda, lekin himoyalanish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Kuntu andululi amami yawmal fujor." Fujor urushida amakilarimga kamon o'qlarini olib berib turganman deydi. 5 marta mana shu urush harom qilingan oylarda arablar jang qilishgan. Ular ahli nasiylar Muharramni Safardan keyin keladi desa, haqqi bor deyishganida, shuncha ularni hurmati baland edi. Alloh taolo nima deydi? Astagfirullah, innaman nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuatiu iddata ma harrama Alloh. Ularni qilayotgan ishini kufr ekanligini Alloh taolo bayon qilib aytadi. Shak shubhasiz harom oylarni ketga surish ortiq darajadagi kofirlikdirki, u sababli kofirlar butunlay yo'ldan toyilurlar. Ular Alloh harom qilgan oylarning sanog'ini 4 oyga to'g'rilab, Alloh harom qilgan narsani halol qilib olish uchun uni 1 yil halol desa, 1 yil harom deydilar. At-tahlil va tahlim haqqulloh. Bir odam kim bo'lishdan qat'i nazar, Alloh taolo harom degan narsani halol desa kofir bo'ladi. Halol narsani harom desa kofir bo'ladi. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh taoloning haqqi. Bular o'zi kofir. Muharram oyida urush qilishlik harom desa, yo'q, hozir Muharram emas, nima keldi? Safar keldi. Halol deb turib, kofirliklarni ziyoda qilishar edi. Abrohaga Qulaysni iflos qilib chiqib ketganlarini xabarini aytishganida, g'azab qilib, jahl qilib kim qildi buni dedi. Ahli nasiylardan bittasi ekan dedi. Ahli nasiy kim? Ha, ular Ka'bani nihoyatda büyük sanaydigan xos arab qabilasi. Ka'ba nima? Ka'ba arablar haj qiladigan uy. Demek arablarda haj qiladigan uyini men bayram qilmasdan turib, demak hech qaysi Qulaysni ziyorat qilgani kelmaydi ekan dedi. Qo'shin to'pladi, Ka'batullohni buzishlik niyati bilan Makkaga qarab yurib keldi. Yamandan chiqar ekan Abroha Ka'batullohni buzishlik uchun nihoyatda bir katta bir ulkan filni, Mahmud ismli filni o'zi bilan olib chiqdi. Bu fil Ka'batullohni buzish kerak edi. Abrohani yo'lini to'sishlik uchun bir qancha arab qabilalari qo'shin to'plab chiqishdi. Arablar taslim bo'lgan emas. Arablar unga tek qo'yib berishgan emas Ka'bani buzishlikka. Xususan Husum qabilasining sayyidi Nufayl ibn Hubayb al-Husumi kichkinaga bir qo'shin to'plab chiqdi, mag'lub bo'ldi. Abrohani askari katta edi. Mana aytdim 70 ming deganmiz.
Nufayl ibn Hubayb'ni özür dilerim Makka'ya yap gitti. Arablarının sayıplardan bo'lgan Zunafar özünü kabilesi bilan çıktı, onu yem yendi, onu yem özür dilerim asıl kılavak geldi. Abroha Taif'ke kegüçe karşılıkça robo-robo durdu. Lekin Taif ahli, Taif'te yaşayan Sakif kabilesi Abroha'nı Kabe'ni buzuşlikliğe karşı emasliklerine aitişti. Biz karşımasımız korkuştu. Çünkü Abroha Taif niye bayram kılmasındır? Biz karşımasımız buz olur. Niyetimizi doğru yenilen bir de dalili senge Kabe'ni köstetadığın adamdan koşu veririz deyişti. Yani hıyanat. Bütün Arap kabileleri karşı bulduğun nesege Sakif'ten bulgen Abu Rugal isimli kişi Kabe'ni köstetemen de yol başındaki çıktı. Abu Rugal Mekke'ye yakın gelen payette vafat etti. Taif bilen Mekke ortasında kömüldü ve Arap kabileleri onu kabrını taş bulan kılıçlıydı, adat kılıçtı. Çünkü bütün kabilelerine, bütün Arap halkıya hılaf ravişte hıyanat kılıp Kabe'ni kürsatkenirdi. Abu Rugal hıyanatkar adamıdır. Çünkü hazır hükümdeyen Araplarda bir adamı hıyanatkar deyiş mahcup olsa Zurugal da koyuşar. Abroha Mekke'ye yakın geldi. Abroha'nın askerleri Mekke ahlını, Mekke'nin taşkarısında bakı yürüyen tüyelerini hamasını tartıp özlerini çalışıp koydu. Onlar da içi de, bana şu tüyelerin içi de 200'tesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdülmuttalib'in tüyesiydi. Abdülmuttalib bana şu payette Mekke-i Mükerreman'ı mutlak sayyidiydi. En hürmetli yoksa kalıydı. Tüyelerini Abroha'nın askerleri alıp koyduğundan haber topken Abdülmuttalib Abroha'nı aldı yekelip kirişlik izin soradı. Abroha Arablardan bir ortasını kabul kılışını hohlamasıdır. Abdülmuttalib padişahını aldığı kirişlikke çara toplamasından asır bulup gelirken Zunafar'ını aldığı vardı. Ben ettik Abroha'ya karşı vuruşup asır bulup gelirken iki de Arap sayıdı vardı. Zunafar'ını aldığı gelip neme maslahat verirsen padişahını aldığı kendi kılıp kirsen doladı. Zunafar etti mi asırman, mi kolumdan işine sakin. Lekin dedi senge bir yol kürsetemem. Ana şu filni, Mahmud isimli filni, yeterli ötüsünün ismi Uneys buladı. Zunafar bile Uneys yolda keletip, ham subabı koyan buladı. Uneys'ten Zunafar iltimas kıladı. Abroha'ya kirip ayet, Abdülmuttalib ne kabul kısın. Uneys'ne iltimasını Abroha kabul kılıp, Abdülmuttalib ne huzur ekilişlik izin verir. Abdülmuttalib nuhayette bir vasim. Bugün gavdali, kelişken, çırali, haybetli kişiydi. Onu körüyen adam haybetlenedi elbette. Abroha tahtıda oturgen cahaya Abdülmuttalib kirip gelene de onu körüp durup haybetlendi de hürmetini cahaya kuruşu maksatta özü oturgen tahtını yanbaşı otkizu mahçup oldu da şerif kılıp. Lekin Habaşlar tahtke bir Arap'ta otkizu koydu degen malamatıdan korkup tahttan özü çüştü Abdülmuttalib falan yeri oturdu. Yani padişah, yani Abdülmuttalib haybetinden haybetlenip yerge oturdu. Abroha, menden mi hacet izbat dedi. Abdülmuttalib, seni askerlerin meni tüyelerini tartıp alıştı. Adamlar da tüyelerini tartıp aldı. Onlar da işte 200'te tüye menike. Tüyelerimi kaytarıp verdi dedi. Abroha'nın gazabı geldi. Çünkü kirgende muhatta bir haybetlik, salabetlik, kişini körüp bir başkaça bir hürmet kıptırıldı. Yapırken yapını eşit durup gazablanıp etti ki seni körgenimde hürmetle bir yakışı muamela kıldım. Tahtımla hatta yerge düşüp senin bile bile oturdum. Şimdi sen ve kavmin ibadet kılabilen Kabe'ne buzgana geldim desem menden Kabe'mizi buzmakin de iltimas kılıçtığınıge Kade'ye tüyeli soruysa mı dedi. Degene de Abdülmuttalib ey Abroha tüyeler miyini ki dedi. Men tüyele de gelsinler. Onlar da işini men tedbir kılamam. Şimdi bu Kabe Allah'ın yüzü dedi. Onun hımaya kovaladığın Rabbisi var. Tüyelerimi ver beni dedi. Abroha tüyelerini kaytarı verdi. Abdülmuttalib de yapıdan hayran oldu. Abroha Abdülmuttalib yine dedi. Biz senge ve seni kavminge azor verişli niyetteki yanımız yok. Biz Kabe'ni buzamız, kaytip getemiz. Sen Mekke ahli gel, Mekke'ni boşaltıp koysun dedi. Biz Kabe'ni buzgandan keyin kirib sizlar yaşa olasizlar dedi. Abdülmuttalib Makka'ya qaytib bordi. Hamda Abroha'nın sözünü ulay yetkizdi. Toqqa hammasini chiqib ketishlikka buyurdi. Chiqib ketarkan Parvardigoro bu o'zingning uying.
Unga qarshi turishlikka bizi quvvatimiz yo'q, himoya qilishlikka o'zinga topshiring deb chiqib ketdi. Tog'larning ustiga chiqib qarab turishdi. Va'da qilingan kun kelganda Abroha fil Ka'bani borib buzishligini buyrug'ini berdi. Fil Ka'baga qarab yurib oldi. Shu payt asr bo'lib qo'l-oyog'i balanib kelayotgan Nufayl ibn Hubayb o'zini shunday iplardan bo'shatdi, shoshilganicha kelib asr bo'lib kelayotgan filni qulog'iga shunday osildida, "Ey Mahmud, bu Allohning bayti, tiz cho'k." Fil tiz cho'kdi. Uni kelib urushda turmadi, turtishdi turmadi, turgizishdi turmadi, yotib oldi. Filni yetaklovchisi uni esga keldi, turgizdi turdi. Yaman tomonga yoki boshqa tomonga qarab yetalasa yurdi. Ka'batulloh yetalasa yurmadi. Ular filni u yoqqa turtib, bu yoqqa turtib, fil bilan ovora bo'lib turgan paytda uzoqdan osmonni to'ldirgan bir qora bulut ko'rindi. Odamlar buni nimaligini bilmasdan qarab turishdi. U Alloh taoloni mana shu Abroha va uning qo'shiga yuborgan balosi, abobil qushlardan iborat qora bulut edi. Ulamolar bu qushlarni ta'riflab aytishadi. Ular kichik chumchuqqa o'xshagan qushlar edi. Har bir qushda 3tadan, sopoldan, sijildan bo'lgan tosh bor edi. Ikkitasi oyog'ida, bittasi tumshug'ida. Kichkina-kichkina toshlar. Qushlar o'zlari bilan olib kelayotgan toshlarni Abrohani askarlarining ustiga kelib yog'dirdi. Tosh ularda bittasiga tekkanda xuddi bir badaniga kasal tegib, go'shi bo'linib tushgandek, tosh tekkanda go'shlari bo'linib uzilib tushdi. Toshlar yog'ilishni boshlagan paytda Abroha qochib qoldi orqaga qarab. Lekin unga nasib qilingan, unga yozib qo'yilgan tosh unga ham borib tegdi, uni ham qatl qildi. Abroha bilan kelgan hamma askar bitta qo'lmay halok bo'ldi. Alloh taolo bu holatni Qur'oni Karimda quyidagi surasi bilan bizga hikoya qiladi. Astaudu billah. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka asfin ma'kul. Ey Muhammad, Parvardigoringiz fil egalarini qanday halol qilganini ko'rmadingizmi? U zot ularning Ka'batullohni vayron qilish uchun qo'llagan barcha hiyla nayranglarini barbod qilmadimi? U zot ularning ustiga sopoldan bo'lgan toshlarni otadigan to'p-to'p qushlarni yuborib, ularni qut qumisqalar tomonidan chaynab tashlangan somon kabi ilmitachi qilib yubordi. Alloh taolo bularning ustiga qanday balo jo'natdi? Yana bir mulohaza qilaylik. Abroha Allohning uyini buzaman deb Allohga dushmanlik qilib yer yuzidagi eng katta hayvonni yetalab keluvdi. Alloh taolo o'zini mahluqotlaridan eng kichkina bo'lgan chumchuqqa o'xshagan qushlardan uni xor qildi. Va la ya'lam junuda robbika illahu. Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini faqat o'zi biladi. Allohning diniga dushmanlik qilganlar har qancha fildek quvvatga ega bo'lsa ham, Alloh taolo xohlasa ana shunday chumchuqda kichkina jonivor bilan Alloh taolo uni xor qilib qo'yaveradi. Rivoyatlarda keladi. Namrud kofir podshohlarda o'tgan Namrud Ibrohim robbisini o'ldirdim deb osmonga nayza otdi deyiladi. Alloh taoloni o'ldirdim deganida Alloh taolo uni qanday xor qildi? Kichkina yana chivin uni burnining ichiga kirib ketdi. Mana shu boshining ichiga kirib joylashib olib shunday bir qichishtirganda, qimillaganda azoblanardi. U nima chorasini topishdi? Chivinni to'xtatishlik uchun oyoq kiyimlar bilan boshiga urilganda shunda haliga chivin to'xtardi. Ya'ni xor qilishligini ko'ringki, yana u choloq chivin deyiladi. Odamlarda oyog'ini tayidagi chalishi bilan boshiga urilganda shu jinni oromolarda tek tursa yana bir bezovta qilar edi. Alloh taoloning diniga dushmanlik qilganlar, har qancha kuch-quvvatli bo'lmasin, har qanday choralari ko'p bo'lmasin, har qanday hiylalari ko'p bo'lmasin, Alloh taolo albatta ulardan kuchli bo'lgan, buyuk bo'lgan zot. Bu bo'lib o'tgan voqeadan keyin arablarni qalblarida Ka'baga bo'lgan muhabbat, haybat, hurmat yana ziyodalashdi. Bilishadi Allohning uyi ekanligini, lekin bu bo'lib o'tgan ish ularning iymonini yana ham ziyoda qilib qo'ydi. Ka'ba Allohning uyi ekanligiga. Arablar shu paytgacha taqvim tutishmasdi. Endi mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin taqvim yuritishni boshladi. Fil yilidan 6 yil burun, fil yilidan 8 yildan keyin va hokazo. Mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin
50 gün o'tganidan keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldi.